Değerli izleyenler, şimdi bir kez daha kameralarımızı Bodrum'a çeviriyoruz. Malum, tatilin tadını en çok çocuklar çıkarıyor. İvana Sertinoğlu Ateş, Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ve daha pek çok ünlü ismin çocukları bakın Bodrum günlerini nasıl geçiriyor. Ne dilersen dile benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücüm tatlı bir öpücük, kalbim emrine amade. Kalpler emirlerine amade, her şey çocuklar için. Teşekkür ederim sonunda. Kaya oynuyor, keyfi yerine geldi. Ünlülerin çocuklarıyla tatil halleri Magazin 8'de. Ulaşıyoruz ya. Pasap pazar geldi. Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok tatil merkezinde tatil bu yıl onlar için bambaşka resmen. Hayatlarını adadıkları, hayatlarının şekillendiği çocukları için nefes alan, onlar için adım atan ünlü isimler bu yaz çocuklarıyla tatile çıktı. Bazıları ilk kez, bazıları 3-5 kez geldikleri tatil merkezlerinde Magazin 8'le çok özel röportajlar yaptı. Kimler yoktu ki şu zamana kadar? Önce Bodrum'a gidelim. Kocaman bir adam olan, babasının ağırlığını taşıyan minik Kaya takılmıştı kameramıza. Oraya oturmam. Olamam böyle. Çok rahat. O zaman bir dakika otur. Minik Kaya dövme yaptırmıştı. Babasından izin almış. Ancak geçici bir dövme ile idare edecekti bu yaz. Bu tarafa da kırmızı da mavi yapacağız değil mi? Hayır. Minik Kaya geçici dövmesini çok beğenmişti. Sonra babası Kaya Çilingiroğlu'yla buluşmuş ve baba oğul kısa bir durum değerlendirmesi yapmıştı. Şurayı istiyorum, gözlerim var. Tamam. Birçok ünlü isim gibi Bodrum'u mesken tutan bir isim de rockçı Teoman'dı. Ünlü rockçı, fotoğrafçı eşi Ayşe Kaya'dan boşanmıştı. Ancak kızıyla baş başa Bodrum sokaklarında yürüyüşe çıkmaya engel değildi tabii ki bu. Baba kızın halleri öylesine güzeldi, sohbetleri öylesine tatlıydı ki insanın evlenip bir kız çocuk sahibi olası geliyordu adeta. Minik Zeyno, kedilere, köpeklere su koyulan sokak kaplarını tanımış, babasına bu kapları sormuştu. Baba, köpek için mi? Köpek şey için. Minik Zeyno ve babası daha sonra takılara bakmış, dondurmacıya uğramış ve son olarak Teoman'ın taktığı şapkanın aynından Zeyno'yu almak için bir şapkacıya gitmişlerdi. Çocuk olunca değişen dünyaları daha da güzelleşen, daha da mutlu olan ünlü isimler arasında Yıldız Asyalı da vardı. Yıldız Asyalı, minik kızı Ayşe Mira'yla Gümüşlük sahilinde görüntülenmişti. Maşallah. Teşekkür ederiz. Burası sıcak tabii. Ekranların bir dönem Yıldız ablası olan ünlü oyuncu, Ayşe Mira'nın doğumundan sonra hayatının değiştiğini Magazin 8'e işte böyle açıklamıştı. Deniz sezonunu açmamız galiba. Denize giriyorum. Abi de denk. Evet, çünkü bunun arasında emzildiğim için böyle biraz az giriyorum bu kere. Bebek arabasında yatan Ayşe Mira ve annesi Yıldız Asyalı akşam yürüyüşüne işte böyle devam etmişti. İvana Sert'in hiperaktif oğlu Ateş Sert de annesiyle Bodrum'a tatile gelenlerdendi. Annesi alışverişte, Ateş Sert ise arkadaşlarıyla Magazin 8'e özel bir demeç veriyordu. Anne, bir açılabilir miyiz? Ben dışarıya çıkıyorum. 40 yıllık Bodrumlu, 40 yıllık kamera önü deneyimi olan bir isim gibiydi Ateş Sert. Çok iyi arkadaşım olan 4 çocuk var. Neden şu anda 3 tane çocuk olduğunu sorarsanız... Neden? Annesi diğerini çağırdı. Hem oturdukları sitede arkadaşlarıyla hem de annesiyle Bodrum'da olmaktan büyük keyif duyan Ateş Sert bu sözleriyle hafızalara kazındı bu yaz. Aşk olsun. Hadi anne bir family reunion. Tamam yeter abi, yeter. Bodrum'dan Çeşme'ye geçelim, ancak Bodrum'a döneceğiz tekrar. Alaçatı sokaklarında şık, alımlı iki hanımefendi vardı o akşam. Başarılı oyuncu Ayşe Tolga, Magazin 8'le tatil röportajı yapmıştı. Geçti bitti vallahi, bayram kalabalığı bitti, bize kaldı Alaçatı. Röportaj bitmiş, tam vedalaşmak üzereydik ki Ayşe Tolga'nın kızı Can Yael, benim de söyleyeceklerim var diyerek çıka gelmişti yanımıza. Dünyalar güzeli Can Yael 6 yaşındaydı ancak konuşmayı, röportaj vermeyi pek seviyordu. Denize girdin mi mesela? Bir kere girdim. Evet, bir kere, sadece bir kere. Ancak bir soru onu resmen köşeye sıkıştırmıştı ve hemen annesinden yardım istedi. Peki hangi plajdasın, hangi denizdesin? Sadece
Sordular anne. Evet tatlım, sordular ya. Yeniden Bodrum'dayız. Eşi Selvi Hanım'ın sürpriz doğum günü partisiyle gözyaşlarına boğulan Bülent Serttaş da çoluk çocuk ailecek gitmişti tatile. Bugün varım böyle bir sürprizle. Serttaş ailesinin bu mutlu günü özellikle çocuklarının yüzlerinden okunuyordu. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim.